Ara Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yui çift hazneli Airfryer hakkında memnun muyum, değil miyim? Sizlere bunu anlatacağım. Yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. Takipçilerimden alıp da haznesi soyuluyor diyenler oldu. Ben 8 aydır kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum sizlere anlatacağım. Arkadaşlar fritözümüzün dışı çok kaliteli bir plastik malzemeden değil ama herhangi bir sıkıntı da olmadı. Parlak bir malzemeden yapılmış. Ekranı dokunmatiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Dokunmatiği güzel bir şekilde çalışıyor. Tabii pahalı markalara göre daha basit kalabilir ama herhangi bir sıkıntısı yok. Yani dokunmatiği de güzel şekilde çalışıyor. Dediğim gibi plastiği de çok kaliteli bir malzemeden değil. Fritözümüz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar önce bir haznesine bakalım. Haznelerin bu şekilde. 8 aydır kullanmama rağmen herhangi bir çizilme benim olmadı ama zaten alırken de ucuza almıştım. 3.700 lira gibi yanılmıyorsam o şekilde bir paraya almıştım. Hani çok bir büyük beklentim açıkçası yoktu. Bir de bilmediğim bir markaydı, Yui marka. Daha önce hiç Yui marka herhangi bir malzeme kullanmadım. Ama ben genel olarak bu şekilde 8 aydır kullanmama rağmen herhangi bir çiziği, soyuğu yok. Bu şekilde rafları da aynı şekilde. Şu aparatlarda bunları arada çıkartıyorum. Bunlar da haznemizi sabitlemek için içindeki yiyecekleri dökülür. Dökerken bu hazne tabanında kalıyor. Silikonlar sayesinde yiyeceklerimiz daha rahat çıkıyor. Bu silikonları koymadığımız zaman bakın haznemiz bu şekilde daha gevşek kalıyor. Bunları da bu şekilde takıyoruz. Ben diğer haznemi de göstereyim sizlere. Ben silikonları çıkarıp bunlar da biraz yağlanmıştı. Bunları da yağ çözü sıkarak bir bardak yardımıyla beklettim. Ve daha sonra yıkadım. Haznem de aynı şekilde arkadaşlar. Benimkinde herhangi bir çizilme olmadı. Arkadaşlar haznemize ben silikonları taktım. Anlatmaya çalıştığım buydu. Silikonlarımızı taktığımız zaman yiyeceklerimizi dökerken bu metal düşmüyor ama silikonlar olmadığı zaman daha gevşek oluyor. Yiyeceklerle beraber düşüyor. Arkadaşlar bu şekilde benim 8 ay kullanmadan sonraki fritözümün son hali. Dediğim gibi ben zaten alırken çok büyük beklentiye girmedim yağsız fritözümü. Ama şimdilik memnunum. İleride bir soyulma olur mu? Olursa da zaten sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Tabii ki hani büyük kaliteli bir markaya göre tabii ki bu marka çok büyük bir beklentiye girmemek lazım. Ama şimdilik genel olarak ben memnunum. Yağsız fritözümüzün temizliğine gelirsek ben yemekleri pişirdikten sonra balık, tavuk, et gibi yemekler pişirdiğim zaman içerisine sıcak su koyuyorum. Şu seviyeye kadar deliklerim olduğu seviyeye kadar sıcak suyu ekliyorum ve daha sonra yemeğimizi yiyene kadar sıcak suyun içinde bekliyor ve yağları da çözülmüş oluyor bu sırada. Daha sonra bol köpüklü deterjanlı bir su hazırlıyorum. Haznemizin içerisinden plakalarını çıkartıyorum. Bu şekilde güzel bir şekilde yıkayıp ve duruluyorum. Yani tertemiz oluyor. Temizliğini de bu şekilde yapıyorum. Ve genel olarak İç kısmını, metal kısmını da bütün yemekleri pişirdiğim zaman mutlaka nemli bir bezle silin. Kesinlikle ihmal etmeyin. İhmal ettiğiniz zaman daha çok yağ birikecektir ve fritözünüz daha çok yağlanacaktır. Ben dediğim gibi
hiçbir şekilde. Aldıktan sonra büyük bir temizlik yapmadım fritözüme. Ya yemekleri yaptıktan sonra içerisini deterjanlı nemli bir bezle siliyorum ve daha sonra 2-3 kere de duruladığım bezimle deterjansız olarak o şekilde siliyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum. Temizliği de bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar, yağsız fritözümüzün temizliğine gelince şu üst taraflarında yağlanma oluyor. Bu şekilde kulak çubuğuyla temizleyebilirsiniz. Bu şekilde kirlendiği zaman yağlar çıkıyor arkadaşlar. Arkasında hava deliği var. Onu da aynı şekilde pamukla, kulak pamuğuyla temizleyebilirsiniz. İçi de bu şekilde. Sizlere rezistantını da göstereyim. Arkadaşlar, fritözümüzün rezistantı da bu şekilde. Ben rezistantını sadece yemekleri pişirdikten sonra herhangi bir nemli bezle siliyorum. O kadar, herhangi bir temizlik yapmadım aldıktan sonra. Herhangi bir kimyasal kullanmadım. Hafif deterjanla bir bezle güzel bir şekilde siliyorum. Daha sonra tekrar durulama beziyle tekrardan siliyorum. Bu şekilde ufak tefek yağlanmalar var ama çok aşırı şekilde değil. Rezistantı da bu şekilde. Arkadaşlar, aldığım yorumlardan sonra açıkçası ben de biraz tedirginim. Dediğim gibi daha önce bu markayı hiç kullanmadım ama şimdilik benim fritözümde herhangi bir haznesinde soyulma olmadı. Sizlerin tanıdığınızda veya sizler de bir marka yağsız fritöz kullanıyorsanız yorumlar kısmına memnun musunuz, değil misiniz? Oraya yazabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bilgi vermişimdir. Sizin de işinize yarar bu bilgiler. Tabii bilmiyorum, ilerleyen zamanlarda benim de haznemde o şekilde soyulmalar olur mu? Ama genel olarak çok kaliteli bir şey olmasa da, fritöz olmasa da şimdilik genel olarak memnun. Bir de şunu söylemek istiyorum. Diğer markalarla karşılaştırdığım zaman ben diğer markaları kullanmadım ama sanki bu fritöz bir tık daha, bir 5 dakika gibi daha uzun sürede pişirdiğini düşünüyorum. Ama ben kesinlikle kullanmadım diğer markaları. Herhangi bir karşılaştırma yapmadım. Sadece videolardan izlediğim kadarıyla sizlere fikrimi söylüyorum. Onun dışında herhangi bir, onu da ben sıkıntı etmiyorum zaten. Onun dışında herhangi bir problemi yok şimdilik. Evet arkadaşlar, bugünlük de buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı bir içerik olmuştur. Bugünlük de bu kadardı. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle.